Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni komuta kademesi belli oldu. Genelkurmay Başkanlığı'na 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı. Terfi ve atamalarla 266 olan general ve amiral sayısı 286'ya yükseldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen 2023 yılı Yüksek Askeri Şura toplantısında Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla karara bağlandı. Genelkurmay Başkanlığına 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu Hava Kuvvetleri Komutanlığına Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Bu kapsamda 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albaysa general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2023'ten, 41 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2023'ten geçerli olarak emekliye sevk edildi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Alsever yaş haddi, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildiklerinden Genelkurmay Başkanlığına, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak Kara Kuvvetleri Komutanlığına Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı. Halen 266 olan General ve Amiral sayısı 30 Ağustos 2023 tarihi itibarıyla 286 olacak. 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor Generaller İrfan Össert ve Kemal Yeni Orgeneralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Kor General İsmail Güneykaya Or Generalliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Zorlu Topaloğlu, Sezai Öztürk ve Mustafa Oğuz Kor Generalliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm amiral İbrahim Özdem Koçer Kor Amiralliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan tüm generaller Erdoğan Gür ve İsmail Üner Kor Generalliği'ye terfi ettirildi. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu General Burhan Aktaş, Mehmet Özeren, Özkan Ulutaş, Mehmet Yasin Kalın, Faruk Metin, Mehmet Cafer Aksoytürk, Ertan İnaltekin, Subutay Adaş, Murat Ataç, Hurşit Ağırcan, Mücahit Zorlutuna, Ahmet İbiş, Hakan Tunç ve Osman Alp tüm generalliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tu Amiraller, Mehmet Baybars Küçükatay, Alper Yeniel, İsmail Güldoğan, Refik Levent Tezcan, Ramazan Özoğul ve Hüseyin Tığlı tüm amiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tu generaller Kemal Turan, Hayrettin Koca ve Er Ertufanlı tüm generalliğe yükseltildi. Açıklamada bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin milletimize, devletimize Silahlı kuvvetlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını dileriz. Büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak olan general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, hayatlarının yeni dönemlerinin aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ederiz ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yüksek Askeri Şura sonrası atamalarla ilgili kararları onaylayarak imzaladı.